Ali Karansanoğlu. Ay şekerim biz muhalifiz herkese eleştireceğiz ama Atatürk'ü değil. Aslında bana da sorsanız bahsetmeye gerek yok derim. Fakat sinek küçüktür ama yine de mide bulandırır deriz ya. Bunlarınki de o hesap. Söylediklerinin hiçbir maddi gerçekliği yok. Hiçbir tutarlılığı yok. Cevap vermeye gerek yok. Ama yıllarca teşviklerle, avanta kredilerle şişirilen Doğan medyasındaki bir gazetede yayınlanınca hemen tüm internet siteleri manşete alıyor. Bir de ister istemez o söylenilene cevap vermek zorunda kalıyoruz. Tutarsızlığı dile getirmek zorunda kalıyoruz. Posta gazetesinde Ayşen Guruda ile bir röportaj yayınlanmış. Daha önce Hülya Koçyiğit'in yaptığı bir açıklamadaki bugün herkes özgür mealindeki cümlesine cevaben Ayşen Guruda da demiş ki Sevgili Hülya daha ne yapsınlar par Pardon kamçıyla mı dövsünler bizi? Hülya Hanım bu hülyalardan bir an evvel uyansın. Kendisine teşekkür ederiz bu pek engin düşüncelerini bizimle paylaştığı için. Ama bunları lütfen kendine saklasın. Çok seveni var eski bir sanatçı bu lafları hoş değil. Benim çok tuhafıma gitti. Burada bir taşla iki kuş birden vuruluyor. Bir yandan bugün yaşadığımız dönemde bir baskı ortamı var imajı verilmek isteniyor. Buna ilaveten ayrıca da 27 Mayıs darbesi gibi, 12 Eylül darbesi gibi, 28 Şubat darbesi gibi dönemlerde baskı yoktu imajı veriliyor. İtiraz edeceklere cevabımı hemen vereyim. Bu tespitim kötü niyetimden değil. Bu tespiti yapmak için Ayşen Guruda'nın çoğu da Posta Gazetesi'nde ve Hürriyet'in Kelebek Eki'nde yayınlanan röportajlarını inceledim. Hiç birisinde 12 Eylül darbesiyle ilgili 28 Şubat darbesiyle ilgili tek bir olumsuz ifade yok. 28 Şubat'ta Ayşen Guruda'nın hem cinsi kızlarımızın üniversite kapılarından geri çevrilmeleriyle ilgili tek bir açıklaması yok. O günlerde daha ne yapsınlara yol bir de kamçıyla dövsünler mi şeklinde bir beyanatı yok. Ama geliyoruz bugüne kimse üniversite kapısından geri çevrilmiyor. Kimseye başında ne var, şapka mı, örtü mü, kalpak mı, şal mı denilmiyor. Hatta dahası var, kimseye senin altındaki ne o öyle, plaja mı geldin, üniversitede derse girmeye mi denildiği de yok. Ama Ayşen Hanım durumdan rahatsız. Bir kamçıyla dövmedikleri kaldı diyor. O zaman biz de kendisine soralım. Affedersiniz Ayşen Hanım, kamçıyla dövmeye sıra gelmeden önce size bugüne kadar kim ne baskı uyguladı açıkça söyleyin de bilelim.'' Hanımefendi tiyatrosunu oynuyor. Şehir tiyatroları belediyenin bütçesinden aktarılan paralarla, hükümete küfredilen senaryolarla seyirci önüne çıkarken bir eleştiri geliyor. Hükümete küfredecekseniz bari hükümetin verdiği paralarla, belediyenin imkanlarıyla bu işi yapmayın deniliyor. Ayşen Guru da hemen ayağa kalkıyor. Cami kapatmak neyse tiyatro kapatmak da aynısıdır. Tiyatro kapatılır mı hiç? Bakmayın siz Ayşen Hanım'ın cami kapatmak neyse tiyatro kapatmak da odur dediğine. 72 yaşına gelmiş olan bu hanım hayatında bir defacık dahi o cümleyi tersinden kurmamıştır. Hadi Cumhuriyetin ilk yıllarında daha doğmamıştı. 27 Mayıs'ta diyelim daha gençti. Ama 12 Eylül'de İlahiyat hocalarının bile bu kadar cami çok dedikleri ve egemenlere selam yolladıkları 28 Şubat'ta bir defa dahi bu hanımefendi siz ne demek istiyorsunuz? Cami kapatmak da ne demek? Tiyatro kapatmak neyse cami kapatmak da odur dememiştir. Buna ihtiyacımız mı var? Yok. Böyle bir cümle kurmasını ister miydim? Hayır. Cami kapatılmasına veya camilerin sayısının sınırlandırılmasına karşı tiyatrodan gerekçe üretmesine olumlu bakar mıydım? Hayır. Ama muhataplarımızın bakış açısındaki tutarsızlığı göstermek için söylüyorum. Tiyatro için cami örneği verirler de tiyatro kapatma bile değil, tiyatroya verilen desteğin hükümete küfredilmesi için kullanılmaması gerektiğini ikaz eden uyarı için cami kapatma örneğini verirler de, %99'u Müslüman olan bir ülkede, camiler çok sınırlandıralım denildiğinde, bu sözde muhalif geçinen sanatçı takımı, siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar, bu kadarı da biraz fazla olmuyor mu demezler. Demediler. Bunların mantıklarını anlamak için bakın kendi anlatımlarından bir örnek vereyim. Ayşen Hanım anlatıyor. Amerika'dan bir arkadaşım gelmişti. Ya bir şey soracağım. Komşuların var mı dedim. Olmaz mı bir sürü? Her hafta sonu toplanıp sohbet ederiz, barbekü yaparız dedi. Peki Abraham Lincoln'ı eleştiriyor musunuz dedim. Yok aklımıza bile gelmiyor dedi. Biz dört kişi bir araya geldiğimizde Atatürk'ü eleştiriyoruz da onun için sordum dedim. Sanatçıya bak. Sorduğunuzda biz muhalifiz her şeyi eleştiririz bu eleştirinin sebebi sanatçı kişiliğimizden geliyor diyorlar. Sonra iş Atatürk'e gelince foş diye oturup kalıyorlar. Ama sıra Tayyip Erdoğan'a mı geldi? Tekrar sazı ellerine alıyor. Biz muhalifiz dostum, bizim yaratılışımız da var bu diye yollarına devam ediyorlar. Her neyse Ayşen Hanım kamçı mı yiyeceğiz bir de diye Hülya Koç de çıkışırken nasıl bir faşist kafaya sahip olduğunu kendisinin itirafından okuyarak noktalayalım. Ee, ''Bir gün setten dönmüşüm, torunum Emre aradı. Anneanne yolda araba çarpmış bir kedi gördüm, veterinere götürdüm, tedavisini yaptırdım. Anneme götürdüm, o da temizledi eve aldı dedi. Peki getir bakalım dedim. Ee, kediyi gördüm, baya çirkin bir şey. Ay niye aldın bunu, pek de çirkinmiş dedim. Anneanne sen de çirkinsin, sana da araba çarpsa bakmayacak mıyız?'' dedi. ''Ne faşist kadınmışım'' dedim kendime. ''Güzeli kurban ediyoruz ama çirkini dışlıyoruz, asıl onları almak lazım.'' 72 yaşında kendi kafasındaki faşistliği somut bir örnek üzerinden anlatan bu kadına biz ne diyelim ki? Sizin faşistliğiniz belki de sırtınıza vurulmayan kamçıdan olabilir mi? Seviyesizce hakaretleriniz, yalanlarınız, iftiralarınız size kamçı vuracak birisinin yokluğundan kaynaklanıyor olmasın? Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit